Günaydın. Bugün Dünya Göz Hastanesi Başhekimi Efe Kan Bey ile birlikteyiz. Bundan yaklaşık 5 hatta neredeyse 6 yıl önce yaptırdığım eye lasik operasyonu ile ilgili birlikte bir röportaj, bir sohbet yapacağız. Hem de bir kontrol olacak. Hocam çok isteyen oldu. 5 sene sonraki durum ne, 6 sene sonraki durum ne diye. Çok teşekkür ederim bir kere vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Gerçekten benim için dünyadaki en güzel tecrübelerden bir tanesiydi ve hayatımı çok değiştirdi açıkçası lenslerden kurtulmak. Ama o kadar çok soru geldi ki bugün birazcık size sormak istediğim şeyler var. Başlıyorum hocam o zaman. İlk sormak istediğim şey, ben kendime olan tekniği biliyorum gibi eye lasik oldum ben. Eye lasik dışında başka teknikler de olduğunu biliyoruz. Böyle çok kısaca bize, hani çünkü şey yazanlar oldu. Eye lasik uygunluğun varmış, yokmuş, bununla ilgili ne düşünüyorsun, şununla ilgili ne düşünüyorsun? Burada uzmanı varken ben hiç yorum yapmayayım bile zaten. Siz biraz anlatın isterim. Tabii ki eye lasik hala en çok yaptığımız ameliyatlardan biri. Ama buna yeni teknolojiler eklendi. Bunlardan biri de Relax Smile dediğimiz bir teknoloji. Sonra bir teknoloji daha eklendi. Aslında bu uzun zamandan beri yaptığımız bir ameliyatın üzerine bir ufak eklemelerle değişmiş şekli. Bu da No Touch ameliyatı. Bunların ne olduğunu istersen sana şöyle biraz anlatayım. Biz bunlara jenerasyon diyoruz. No Touch ne demek? No Touch da hani bu kornea dediğimiz, korneamızı da göstereyim. Şu gözümüzün gözüküyor mu? Ha. Evet, süper. Gözümüzün kornea tabakası gözümüzün önündeki saydam tabakaydı. Bu tabakanın direkt üzerine lazer yapıldığında bu yeni bir ad aldı. Bunu sana vereyim. Tamam. Bunun adı No Touch. Yani burada artık korneanın direkt üzerine lazer yapıyoruz. Herhangi bir flap kaldırmıyoruz. Bu daha önce alkolle kaldırıldı, üzerindeki epitel tabaka yok edilirdi, öyle söyleyeyim. Şimdi ise lazerle yapılıyor bu iş ve yeni bir ismi aldı, No Touch. Niye No Touch? Çünkü bir flap kaldırmıyoruz ya da derin tabakadan bir doku almıyoruz. Bu aslında yüzeyel tedavi. Yüzeyel tedaviler HRK, No Touch, LASIK, hatta epilasik bir dönem başlamıştı. Bunların hepsi yüzeyel tedavi. Biz aslında yüzeyel tedavi ancak kornea tabakası kalınlığı yeterli olmayan, yani lasik ya da relax smile uygun olmayan hastalarda tercih ediyoruz. Sebebi şu, işin içine bir epitel tedavisi girdiği için bu epitel iyileşirken yaklaşık 3-4 gün geçiyor ve hastalarımız çok ağır duruyor. Evet. İkincisi de hiçbir zaman lasik ya da relax smile gibi nokta atış sonuçları alamıyoruz. Bu ama bu tedavi bizim klinimize yaklaşık %7-%10 civarlarında yapılıyor. Herhalde oranlar değişmekle beraber. Korneası ince ya da korneası düzelse olan hastalarda tercih ediyoruz. Süper. Bu bence çok kritik bir bilgi bu söylediğiniz gerçekten. Önce onu bilmek lazım. Evet. Bu yüzeyeldi. Yani bizim kornea tabakasının en üst tabakasına yapılan tedavi şekliydi. Diğer bir tedavi ise sana yaptığımız tedavi şekliydi. Bu hani korneamız var ya şu camın, oradan belki gözükebilirim. Yakınlaştırayım, zoomlayayım ben bunu şöyle, manuel şöyle olarak. Bu gözün camını da ince bir zar kaldırıyoruz. Şöyle, bu zarı göstereyim. Şöyle bir ince zar kaldırıp şöyle gösterirsek. Bu ince zarı kaldırdık. Gözün içine lazer yapıp bu zarı kapatma işlemini aslında lasik diyoruz. Biz sana intelligent lasik yaptık. Bu ne demek? Eye lasik ya da akıllı lazer ne demek? Cihaz gözünüze bir ışık yolluyor. Bu ışık tabakalardan geçtikten sonra bu ışığın resmini çekiyor, analiz ediyor. Yeni bir profil ortaya geliştiriyor ve bu öyle ki her göz için ayrı bir program. Sanki damatlık dikmek ya da gelinlik dikmek gibi, işte kişiye özel tedavi dediğimiz bu. Hasta cihazın altına yattığında, özellikle astigmatta bu çok önemli, bu iris tabakasından hastayı tanıyor. Bütün görüntüleri hastanın ekranımızda oluyor ve hastanın diyelim ki gözü döndü, bize diyor ki 5 derece, hatta çok daha hassas 5.2 derece döndü diyor. Bir de bu cihazdaki Bayfront'un bir özelliği daha var. Numaralar biliyorsunuz normalde 0.25 aralıklarla giderken burada 0.01 aralıkla. İşte diyor ki 4.37, 4.43 gibi kişiye özel Wavefront Custom View tedavi dediğimiz tedavi de bu. Üçüncü yöntem ise Relax Smile. Bu yöntemin özelliği şu, biraz önce eye lasik yaparken hatırlarsınız 20 milimetrelik bir kesiyle bir ince bir zar kaldırmıştık. Burada ise kesimiz 2 milimetre, 2-2.5 milimetre gibi
Cihaz özel bir cihaz, sadece femtosaniye lazer cihazı. İki tabakayı ayırıyor. Biz hiç flap kaldırmadan bu tabakayı buradan çıkarıyoruz, çekiyoruz böyle. Belki göremiyor olabilirsiniz. Evet. Şuradan böyle tabakayı çekiyoruz. Aslında amacımız bunu yok etmek. Burada bir flap kaldırma yok. Bakın, sadece 2 milimetrelik bir kesi var. Burada bu oluşturulan iki tabakayı ayırıyor femtosaniyeli lazer cihazı. Biz bunu buradan bu şekilde çıkarıyoruz. Yaklaşık lazerin yaptığı işlem 27 saniye. Toplam ameliyat süresi 4-5 dakika sürüyor. Bu şekilde çıkarınca bitiyor. Biraz önce yaptığımız ameliyatı tekrarlarsak, bu LASIK'ti. Bakın, burada flap kaldırmıştık. Doku buradaydı. Lazer bu dokuyu yok ediyordu. Bu doku havaya gidiyordu. Biz flap'i kapatıyorduk. Bu flap yaklaşık 5 saat içinde kaynıyordu. Burada ise Relax Smile'da flap kaldırma yok. İki tabaka birbirinden ayrılıyor. Biz bu tabakayı bu şekilde çıkarak flap kaldırmadan tedavi ediyoruz. Bunun iyileşme süresi nasıl peki hocam? Aynı. 5 saat. 5 saat. Çünkü burada yara dokusu şöyle fermuar gibi iyileşmiyor. Aynı anda iyileştiği için 2 milimetre, 20 milimetre fark etmiyor. Aynen öyle. Ama bu ameliyatın en önemli özelliği, tabii ki bize sağladığı en önemli avantajlardan biri, flap'e bağlı komplikasyonları görmüyoruz. Aslında flap'e bağlı ne kadar korktum. Ben de onu soracaktım yani size. Gerçekten büyük bir korku var işte. 3 ay sonra darbe alır mıyım, flap'ime bir şey olur mu falan. Hani ciddi bir fobi var bununla ilgili anladığım kadarıyla. 5 saat içerisinde kaynayan, çok hızlı kendini yeniden bir epizel dokudan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Ne kadar gördünüz ki gerçekten böyle bir... Şimdi şöyle, gerçekten de biz bunu bu Relax Smile tanıtırken de söylüyoruz. İşte darbe, ekstrem sporlar yapıyorsanız, darbelere açık sporlar yapıyorsanız, tabii ki burada bir flap yok. Biz cerrahide her zaman ne kadar az cerrahi, yani İnvazim ne kadar kesi azsa o kadar daha güveniyoruz. Ama hani samimi olarak söylüyorum, ben 1996 yılında Dünya Gözü Hastanesi'ne başladım. O günden beri refraktif cerrahideyim. Hayatımda kaç tane flap problemi gördüm? Flap problemi, yani travmaya bağlı flap problemi gördüm. Evet, bir tane paintball yaralanması gördüm. Göze direkt. Kişi tam gözünü çıkardığında bir yaralanma geçirmiş. Ama o kişinin lensi bile gözünün içine düşmüştü. Yani ben o kadar ciddi bir problem. Operasyon olmasa bile zaten problem olmayacak mıydı öyle bir hasardan dolayı belki? İkincisi bir kedi tırnağı yarası gördüm. Yani flap'i yırtmış ama yani onda Relax Smile bile olsanız o konuya o zararı görür. Açıkçası LASIK bugün yine hala en güvenilir yöntemlerden biri ama Relax Smile'ın burada bir flap oluşturmaması hem psikolojik olarak hastalar için çok çok önemli ama sonuçlarını değerlendirdiğimizde birbirine yakın. Burada Relax Smile'de en önemli şey, tekrar burada göstereyim, LASIK'te bir flap oluşturuyoruz. Bu flap'i oluştururken bir kesimiz var, bakın görüyorsunuz, ve bu sinirlerimizin yukarıda olduğumuz düşünelim, bu hincin sinirlerin sağdan ve soldan geldiği ve bu nedenle kesi sırasında sinirlerimizin de kesildiğini biliyoruz. Bu sinirlerin görüntü rejenerasyonu gidiyor. Görüntü gitmiyor da göz yaşı sağlanmasını sağlayan, uyarıyı sağlayan bu sinirleri kesiyoruz. Ama burada Relax Smile'da bu yok ve göz kurulu açısından daha değerli olduğu düşünülüyor. Okey, şimdi her şey Reynold'da. O yüzden zaten 5 saat çok fazla bir sulanma vesaire yaşıyoruz. Ondan sonra azalmaya başlıyor aslına bakarsanız. Yok, 5 saatin sebebi şu, epitelizasyon. Evet. Yani o yara kapanması 5 saat sürüyor. Anladım, okey. Ama o göz kurulu, hani bu 2-3 ay bir göz kurulu yaşıyoruz ya, orada sinirler rejenere oluncaya kadar bu göz kurulu yaşıyoruz. Mesela ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum bile ilk zamanlarda. Onu da soracağım gerçi. Tamam. Şu anki numaramı da bakacağız. Şu anki haline de bakacağız. İyileşmesine de bakacağız. Onlar videonun sonlarına doğru gelecek ama o kadar çok sorun var ki devam ediyorum hocam. Bu üç tane teknikten bahsettik şimdi. No Touch, LASIK ve Relax Smile. Evet. Bunlarla ilgili işte benim gözüm hangisine uygundur? Ya da ne bileyim işte hangi operasyondan sonra nasıl bir iyileşme süreci beklemeliyim? Ne kadar süre? Bazıları size çok ağrılı olduğunu söyler. Ben çok rahat geçirdim. Mesela onu da bir yorumlamıştım. LASIK olduğu için de çok rahat geçirmiş olabilirim. Ben çok hızlı da iyileşmiş olabilirim. Bilmiyorum. Çok genel olarak bu üç teknikle ilgili hani korneası ince olanlar için No Touch'ı tercih ediyoruz dediniz. Başka bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? Seçim yapmak ya da yönlendirildiğinde karar vermek için hastalara. Şöyle, aslında gittiğiniz merkez burada çok önemli. Örneğin benim bildiğim bir merkez var, sadece No Touch var. Ve bütün hastalara No Touch yapıyor. Ama hastalardaki başarı oranı çok değerlendiremiyoruz tabii ki ama bizde hem No Touch hem LASIK hem Relax Smile var. Çünkü ben
bu üç yöntem içinde hastaya göre müdahale yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer hastanın korneasında keratokonüse doğru bir risk varsa ya da korneası inecekse biz kesinlikle yüzeyel tedavi tercih ediyoruz. No-touch aslında bir isimlendirme. Bu üzerindeki epitel tabakasını artık alkolle değil, onu da lazerle tıraşlayıp geri kalan bölümü de lazer görüyor ve sonuçları son derece başarılı. Ama hasta 4 gün çok ağrı duyuyor ve epitel işin içine girdiği için hani LASIK ve Relax Smile kadar nokta atışı değil. Eye LASIK ve Relax Smile aslında hasta çok grubu aynı ama eye LASIK yüksek astigmatta daha çok tercih ediyor. Sebebi de iris tanıma sistemi nedeniyle göz dönerse cihaz da dönüp tam onun üzerine yapabiliyor. Relax Smile'da bu kişiye özel tedavi durumu henüz yok. Ama flapless olması, yani flap olmaması, göz kurulunu daha az görülmesi nedeniyle bizim çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biri. Yani aile izikleri Relax Smile hasta grubu aynı grubu aslında. Okay. Tamam, bu çok net. O zaman muayene oluyoruz. Yani muayene olmadan bunu biz karar verememiz mümkün değil zaten. Tamam. Onun dışında şeyler vardı hocam çok bir önceki videonun altında. Ben olabilir miyim ama ben olabilir miyim içinde şeyler var. İşte sol gözüm 3-25 astigmat, 1-25 bilmem ne vesaire vesaire bu yaştayım olabilir miyim? Tabii ki herkesin şimdi gördük hem teknik için hem de olabilitesi için bir testten, bir muayeneden geçmesi lazım ama genel olarak yani bunların altı olamaz, bunların üstü olamaz, bu yaş grubu olur, bu yaş grubu olamaz gibi bilgileriniz şöyle, 18 yaşın altında kesinlikle yapmıyoruz çünkü göz büyümesinin durmadığı bir yaş. 18 yaşından sonra mutlaka hastayı 1-2 yıl değerlendirip hani sıfırın üzerinde artış olmasını istemiyoruz. Durduğundan emin olduğumuz yaş 20 de olabilir, 21 de olabilir. O dönemde yapılabiliyor bu. Üst sınırı yok. Ama tabii ki biliyorsunuz 45-50 yaşlarına gelince artık başka alternatifler var. İşte akıllı mercek ameliyatları, uzağı yakını bir arada görmek için bunlar düşünülebilir. Yüksek numara çok ilginç. Daha önce biz 12'ye kadar, 15 yaşına kadar lazerler yapıyorduk. Bu dedik ki 12 numaranın üzerine göz içi kontak lens takalım. Ama bu göz içi kontak lensi o kadar başarılı oldu ki özellikle 8 numaranın üzerine çıkıldığında daha iyi bir sonuçlar alındı. Bu nedenle biz artık 8 numaranın üzerinde lazerli göz içi kontak lens tercih etmeye başladık. Bu öyle ki hatta yurt dışı kongrelerde bir doktor arkadaşımız kızı için düşünüyor. 7 numara gözü uygun, kornea sıkıldı, ne yapayım diye ve göz içi kontak lensini tercih ediyor. Gerçekten de numara yükseldiğinde biz biraz daha o yöne kaymaya başlıyoruz. Ama bunu değerlendirirken kornea kalınlığı önemli, numara önemli, hastanın durumları önemli. Bunları değerlendiriyoruz. Yine kişiye özel. Yine kişiye özel ama yüksek numarada artık göz içi kontak lens. Çünkü çok başarılı oldu. Risk yok denecek kadar az. Eskiden iris'te bir delik açıyorduk. Onu yapmamıza gerek yok. Yeni bir model değiştirdi. Görme kalitesi çok çok daha iyi yüksek numaralarda. O nedenle üst sınırı 7-8 gibi diyebiliriz. Tamam. Alt sınırı var mı peki? Bazen böyle çok küçük de olsa istiyor insanlar. Bizim için önemli olan hastanın görmesi. Bazen 0.75'tir ama hasta %10-20 görüyordur gözlüksüz. Anladım. Onu yapıyoruz. Bazen hasta gelir bize bir numaram yoktur ama gözlüksüz çok iyi görüyordur. Gerek yok. Okay. Bizim için sınır yani minimumu 0.50-0.75 kadar. Ve hayat kalitesi yani ne kadar görebilir testi oldu. Yani 0.50'nin altına yapılmaz bu ameliyat. Değil mi? Artık o da birazcık overkill şeklinde. Tamam. Onun dışında bu ameliyata katılımla ilgili bir sürü olay, yorum geldi. Ameliyatın bir parçası işte şu olacak, bu olacak, lazere bak vesaire gibi şeyler ben de hatırlıyorum. Hayal meyal. Siz de çok güzel yönlendirmiştiniz onu da hatırlıyorum. İşte şu olacak şimdi, bu olacak şimdi, sen bunu yapacaksın. Bir korku var anladığım kadarıyla. Sakinleştirici kullanayım mılar var. Nasıl bir katılım olacak? Siz bunu nasıl... Zaten 7 dakika falan da totalde herhalde. Nasıl yorumlarsınız bu süreçte? Şöyle 7-8 dakika iki göz, tek göz 4 dakika. Açıkçası anestezi almaya kesinlikle gerek yok. Damardan herhangi bir ilaç verilmesine gerek yok. Ağızdan hafif bir sakinleştirici hasta talep ederse veriyoruz ama bu kesinlikle psikolojik bir ihtiyaç. Değil mi? Yani bizim hastalarımızın %99'u ekstra hiçbir sakinleştirici almadan sadece damlayla tedavi olurlar. Ameliyat sırasında da hiçbir şey hissetmez. Kesinlikle bunu ben de çok vurgulamıştım. Acı, hiçbir şey hissetmez. Yani en çok korkan hasta bile benim işte 25 yıl oldu. Bizim yani 100 binler, 200 binler seviyesinde ameliyat sayımız var. Hiç hani olamayan hasta görmedim. Wow. Ama
hasta bazen bize gerçekten de çok panik hata aldığını, bir sakin işçi almak istediğini talep edebiliyor. Anestezi doktorumuzun yönlendirmesiyle kendisine ağızdan basit bir sakinleştirici veriliyor. O yüzden 7-8 dakikalık hayat değiştirecek böyle bir operasyon için aslında bu kadar panik yapmaya, korkmaya ve korkuyla bunu ertelemeye çok gerek yok. Ben mesela yaptırmadığım yıllara yanıyorum gerçekten. Ama güzeldi bunu da duymak. Ameliyat sonrası ilk zamanlardaki sıkıntılarla ilgili çok soru geldi. Ben de çok olmamış dediğim gibi. İlk 5-6 saati de çekmiştim o videoda. İşte gözlerimiz sulandı, kan oturması oldu, sonradan geçti falan. Hani böyle en ekstrem nedir, ortalama nedir bu ameliyat sonrası birkaç günle ilgili? Nasıl bir bilgi vermek istersiniz? Şöyle, no touch olacaksa aslında 3-4 gün ağrı olur. O ağrı, okey. Tamam. Ama aynı izlikle relax smile'de resmen dakika gibi 5 saatte tak diye. Değil mi? Yani epitelizasyon dediğimiz o epitel kapattığında o kesi yerine diyelim. Hı-hı. Hastanın ağrısı bitiyor ama biz o gün korunmasını istiyoruz. Bir gün sonra da kontrol. 5 saat eve gidip dinlenmeye yeter. Bazı hasta şöyle söylüyor. Ah 5 saat öldüm, bittim, bayıldım. Bazı hastalar diyor ki ya doktor bey çok abartmışsınız. Hiçbir şey hissetmedim. Ben neredeyse araba bile kullanabilirdim diyor. Değil mi? Ama doğrusu herkesin ağrı eşik düşüğü düzeyi farklıdır. Onun için evinize gidip 5 saat dinlenmeniz yeterli. Güneş gözlüğü. Bence uyuyabiliyorsak uyuyalım. Hatta hiç o süreci de yaşamaya da gerek yok. Mümkün olduğunca geç olmaya çalışın falan. Göz ne kadar kapalı duruyorsa o kadar hızlı yaşıyor. Evet. Ben Robocop gibi gezmiştim hatırlıyorum bir mesela kadar. Sonrası ile ilgili aşırı soru geldi. 3-4 ay sonrası, işte bir sene sonrası, 2 sene sonrası, şu an falan. İşte hassasiyetin var mı? Ekrana bakıyor musun? Güneş rahatsız ediyor mu? Kar rahatsız ediyor mu? Gece parlamaların oluyor mu? Ama yani neler neler aklınıza gelebilecek. Kuruluk, kaşıntı, vesaire vesaire. Ben bunların hiçbirini yaşamadım. Ne gece parlaması, ne araba kullanmamda bir problem. Hiçbiri olmadı bende. Nedir olma ihtimali bu tarz? Böyle çok fobi var bununla ilgili. Şöyle aslında biz böyle prezentasyonlarda, sempozyumlarda, hasta tanıtım, anlatım, eğitim programlarında hep kuru gözden bahsediyoruz. Hmm. Ama samimi olarak söylüyorum, hani bu kadar çok lazer yapan bir hekim olarak 25 yıldır benim karşıma gelen göz kuruluğu sayısı 2-3. Ciddi göz kuruluğu sayısı. Ve biz o hastalara baktığımızda, üçü de bayan hasta, çok ciddi romatizma hastalıkları arkasından çıktı. Ve hasta ameliyat olmadan önce bizim doldurduğumuz formlar, orada da bilmiyor bu hastalığı. Biz hastayı romatizma bölümlerine yolladık. Onun dışında benim hani böyle beni çok sarsan, tabii ki hastayla beraber biz de sarsıyoruz, üzülüyoruz. Çok üzen bir göz kuruluğu yaşamadık ama biliyoruz ki evet bir sinir kesisi var, görüyoruz kendine rejenere oluyor. Bu dönemde bir ek tedaviye ihtiyaç var. Sunlu gözyaşlarıyla bunun mutlaka desteklenmesi lazım. Ama bu arada bizim kapaklarımızın köşesinde punktum deliği dediğimiz bir ufak delikler var. Onların çıktığı delikler. Yani çok basitçe tıkanması olabilir ama inanın ki yani yılda bir ya da iki hastada tıkamaya gerek duyuyoruz. Sadece suni gözyaşıyla bu çözülüyor. Yani hastalarımızın %99'unda öyle şekilde. Okey. Ve yani böyle 5 sene, 10 senelik falan bir şey. Bunların içinde çözümleri var zaten. Okey. Bu kadar da fobiye de gerek yok o zaman yani yıllar sonra. Süper. Sıfırlandı mı sorusu. Sıfırlandı mı gözlerin, sıfırlandı mı? Tekrar yükseldi mi? Şimdi ne oldu? Tekrar yükselme ihtimali ne? Bu soru çok geldi. Ne yaptıracağım? Değecek mi? Bir şey olacak mı? Tekrar yaptırmak zorunda kalacak mıyım? Bununla ilgili tecrübeniz ki 100 bin, 200 bin dediniz hocam. Tam bir istatistiği gerçek alıyoruz şu anda. Şimdi şöyle. Bu konuyla ilgili zaten yapılmış dünyada binlerce yayın var ve şu anda örnek veriyorum. iLASIK'te şöyle bir tespit daha var. Hastanın %95'i ameliyat öncesi görme seviyesinden daha iyi bir görme seviyesine geliyor. Yani ameliyat öncesi 10 satır okuyorsa ya da 11 satır, hasta 12 satır okuyabiliyor. Hmm. Çünkü biz burada gözlükten bile daha iyi iş yapabildiğimizi iddia ediyoruz. Ama gözümüz aynı yüz yanağımız gibi zamanla değişen bir organımız. Ve bunun içinde yer çekimi var, yaşlanma var. Ve onunla beraber tabii ki aktif bir organımız ve zaten bizim vücudumuzun yıllar içerisinde bir rutini var. O şekilde numaralarımız biraz artıyor, azalıyor. Biz şöyle diyoruz, hani -4 gibi bir hastaya ameliyat yapıyorsak %98 neredeyse sıfır diyebilecek bir sonucu yakalayabiliyoruz belki ama %2'dir. Artı ya da eksi sıfırlı kalabilir. Yani hastanın gözü de bizim yaptığımız işe bir süre sonra bir cevap da veriyor. Tabii ki. Bu kadar hassas bir tedavi ama yıllar içinde, zaman içinde tabii ki gözde artı eksi sıfırlı değişiklikler olabiliyor. İşte 43-44'e geldiğinizde buna bir de yakın tabii ekleniyor ki buradan biz bunu preskiyop ediyoruz. Merceğinizin yaşlanması ekleniyor. Bu şekilde çok hafif
böyle bir hareketlenmeler görüyoruz. Ama bu zaten normal değil mi hocam? Yani hani ben eye lazy oldum, işte şöyleydi, arttı, durdu, eye lazy gibi oldum, tekrar güzel bir yere geldik. Sıfırlanması önemli değil. Ben lensiz, gözlüksüz hayatıma devam edebiliyor oldum. Yani rakam da çok kritik değil bence. Ama sonra yaşla beraber zaten bir değişiklik bekliyoruz. Eye lazy olmasam da devam edeceğiz. Ya ama yani işte ikinci bir gözlüğe ihtiyaç duyacak kadar olmuyor. Bu çok önemli bence. Ha, işte. Diyelim ki ya eksi 0.50 arttı ve hasta çok obsesif ve gerçekten o 0.50'ye taktı. Bu ameliyat ikinci kez de yapılabilir. Yani korneaya kalınlığı yeterliyse o flebi kaldırıp, flebi kaldırmanın çeşitli yönlemleri var. Yöntemler var. Yani no touch da yapsanız, eye lasik de yapsanız, relax smile de yapsanız. Biz çeşitli yöntemlerle ister korneanın üst yüzeyine, ister flebi kaldırarak bunları tekrar revizyon yapma şansınız var. Mükemmel. Bu da yine şeyle ilgili yani o durumda kornea kanının nasıl iyileşmesini, nasıl ölçülenmesini, ay başlık gibi. Aynen. Ve ücret de bununla ilgili bence yani ben bunu sormak istemiyorum ama bu çok soru olduğu için söylüyorum. Biz ilk 5 yıl hastalardan bir şey talep etmiyoruz ama şimdi hasta geldi 7. yıl. Alınmıyor yani. Hani ilk 5 yıl evet bir adını koyduk almayalım. 5 yıldan sonra yarısını alalım. Bir yerden dedik. Sonra da bizim hastanemizde olan hastalara her zaman yardımcı oluyoruz. Mükemmel. Yani bu şeyle de ilgili. Aile izliği ne kadar yaptırdın, onu ne kadar yaptırdın, bunu ne kadar yaptırdın. Bir kere her şeyden önce gerçekten şeye bakmak lazım. Hangisi yapılacak, hangi teknik yapılacak. Ona göre bir size özel tedavi planı oluşturuyor zaten. Ona göre ücret bilgisi veriliyor klasik. Yani dediğim gibi tabii şimdi hastada 0.25 kalmış. Hasta geliyor diyor ki ben doktora gittim 0.25 bir ölçüm var beni ameliyat yapar mısınız? Burada o 0.25 değil. Hasta ne görüyor o önemli. Evet. Hastada 0.25, 0.50, 0.75 olabilir ama hasta tam görüyordur. Yani orada ya da diyelim ki 43 yaşında bir hasta bir gözü 0.50 miyop ilerledi diyelim. 4 numara miyop yapmışız 15 yıl önce. O 0.50 miyop artık orada bir avantaj. Niye? Çünkü o onun evet yani presbiyop yani yakını evet. Görmesine yardımcı olacak. Bunları anlatıp doğru yolu bulmak. Açıkçası hani biz bu kadar çok volümlü bir hastane merkez olan 26'ya yakın bir merkezimiz var. Hani şimdi İzmir'de yeni bir merkez açtık. Buna rağmen yani yıllık ikinci kez ameliyat sayımız çok az. Okey tamam. Ben biraz da ilk ameliyat için de sormak istedim aslında. O da yine tekniğe bağlı, kişiye bağlı, sürece bağlı ilk kez yaptıracak evet. Birisi için de. Yani buradan hani internetten fiyat bilgisi, aramalar, işte bunu kaça yaparsın gibi böyle değil bence. Bu doğru doktoru bulmak, doğru tekniği bulmakla ilgili bir şey. Fiyat ikinci, üçüncü, dördüncü planda olmalı diye düşünüyorum. Zaten hemen alabildiğiniz bir bilgi ama önce muayene olması gerek. Kesinlikle. Değil mi? Ne olacağımı öğrenmem lazım önce. Okey. Tekrar ameliyat olabilir miyim sorusunu siz zaten söylediniz. Bir de en büyük fobi bunu kesin çok siz de duyuyorsunuzdur. İleride körlük oluyormuş diye böyle korkunç. İleride kesinlikle körlük. Yani bu kadar, bu zamana kadar yani lazerin tarihçesi bizim hastanemizin de 25 yıllık tarihçesi var. Lazerin tarihçesi 30-35 yıllara dayanıyor. Dünyada körlük görülen bir vaka yok. Buyurun. Yani şu anda eskiden flap oluştururken biz mekanik yöntemlerle, bıçaklarla flap oluşturuyorduk. Şimdi lazerle oluşturuyoruz. Evet, relax smile çıktı artık flap ile oluşturmuyoruz. Yani o komplikasyon oranları son derece minimize edildi. Teknoloji inanılmaz ilerledi. Hani körlük görülen bir vaka duymadım açıkçası. Çok sevindim şu anda. Biraz basının herhalde sıkıntısı oldu. Bu körlük oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi. Okey, herhalde benim bu kadar sorum var. Benim sürecime ve evet. Şu an durumuna bakmak istiyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok, bayağı sordum gibi geldi, yordum gibi geldi ama bütün şimdi, yorumların içinden seçebildiklerim. Ben şimdi bilgisayar ameliyat yaptığımızda 2016'da yapmışız evet, galiba. Evet, 2016 Ocak 10. Yaklaşık 5-6 yıl olmuş. Sağ göz 1.75 miyop, 1.75 astigmatmış. Sol göz 2.75 miyop, 0.50 astigmatmış. Bayağı asimetrik yani. Eye lasik yapmışız. Evet. Bugün herkes gözünde tam görüyor. Evet. Kez. Hatta iki gözün, sağ gözün %120, %150'ye kadar çıktı. İki göz toplam baktığımızda %150 görüyorsun. Bence kesinlikle ikinci bir müdahaleye gerek yok. 5 yıl geçmiş olmasına rağmen sağ gözde numaram toplamı artı 0.25, sol gözde de eksi 0.25 çıkmış. Mükemmel. Neredeyse tam'a yakın. Burada biz bir haritadan bahsediyoruz. Bu haritada... Bu benim bugünkü sorularım evet, bu arada. Lazer yapılan yerin nasıl yapıldığı, santralize olup olmadığı, kornea kalınlığı ne durumda onları değerlendiriyoruz. Eğer Gamze Hanım'ın gözünde
numara kalsaydı ikinci bir ameliyata bile son derece uygun bir kornea kırılma var. Bu da sol gözü. Son derece santralize yapılmış güzel bir ameliyat. Harika. Flap kenarları bile görünüyor. Femtosaniye lazerle flap oluşturduğumuz için flap kenarları kusursuza yakın. Yani ömür boyu kullanabileceğimi biliyoruz. Harika, çok teşekkür ederim. O zaman da 3 ay sonra da geldiğimde aynı rakamları almıştık bu arada biz zaten. Dolayısıyla 6 yıl içinde hiçbir değişiklik yok gerçekten rakamlarda. Benim hissimde de gerçekten hiçbir değişiklik yok zaten. Çok teşekkür ederim diyorum ya, benim hayatımda ben dans ediyorum hocam, işte o lensler, gözlükler, problemler, salsa hocasıyım bir yandan falan, o kadar hayatımı değiştiren bir şey oldu ki bu benim için. Ve sonra işte birazcık videolarla da paylaşmış oldum. Bence birçok insanın hayatına çok güzel dokundunuz. Bu da ayrı bir güzellik oldu bu sorular. Çok teşekkür ederim ben gerçekten her şey için. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben kapatacağım bunu. Sonra biraz da böyle şahsi sorularımı sormaya devam edeceğim. Hiçbir şey yok. Hepinize mutluluklar diliyorum. Lazer korkulması gereken bir şey. Korkulabilecek bir cerrahi değil. Dünya teknolojisi artık bilgisayar teknolojisinin en çok kullanıldığı tıp alanı. Bilgisayar lazer teknolojisi, işte NASA teknolojisi gerçekten de her yeniliğiyle bize dokunuyor bu alanda. Güvenerek olabileceğiniz bir yöntem olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkürler hocam. Efendim hocam kesinlikle bir numara bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.